İyi akşamlar değerli Kan Akademi Türkçe takipçileri. Bir canlı yayınla da sizlerle birlikte olduğumuz için mutluyuz. Bugün aslında bir ortak yayın gerçekleştireceğiz. İki sivil toplum kuruluşu Kan Akademi Türkçe ve Okul Destek Derneği olarak size dijital ortamda eğitim için gönüllülük üzerine bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ben izninizle hemen Okul Destek Derneği'nden yayına katılacak olan arkadaşlarımı yayına bağlamaya çalışacağım. Evet, sevgili Ebru, sevgili Aylin, hoş geldiniz. Merhaba. Erkan Hoca. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Biz de şimdi yayına girdik. Merhabalar herkese. Sizlerin de katılımıyla. Evet, hoş geldiniz Erkan Hocam. Hep birlikte önümüzdeki bir saate yakın süre boyunca dijital gönüllülük ve eğitimin yolu nasıl kesişiyor? Sivil toplum kuruluşlarındaki dijitalleşme ve eğitim için online ortamda nasıl katkı sağlayabiliriz? Bu konular üzerine konuşacağız. Tabii ki Okul Destek Derneği'ni inanıyorum ki Kan Akademi Türkçe gönüllüleri ve tüm takipçilerimiz daha yakından tanımayı arzu ederler. Aynı şekilde eğer Kan Akademi'yi tanımayan Okul Destek Derneği takipçileri varsa ben de belki o konuda biraz bilgi paylaşmaya çalışacağım. Sizlerden kendinizi tanıtmanızı rica etsem, ben bir bir tanıtmak yerine belki sohbete biraz daha erken başlamış oluruz. Tabii ben başlayayım. Öncelikle çok teşekkür ederiz Alp bizi bu yayına aldığın için. Tüm Okul Destek Derneği olarak başından beri desteğiniz için de çok teşekkür ederiz. Ben Ebru Atacı, Okul Destek Derneği Başkan Yardımcısıyım. Yaklaşık 14 yıldır eğitim sektörünün içindeyim. Mühendislik eğitimim var ve kurumlarda çalışmışlığım var. Ama ondan sonrasında çocuklara matematiği sevdirmek amaçlı oyun uygulamaları ve matematiğin diğer disiplinler arasındaki yerini gösteren uygulamalar yaptığımız, okullara gittiğimiz böyle bir ekibimiz var. Çalışıyoruz. Ben 14 yıldır dediğim gibi eğitimin içindeyim. Bir yıl oldu. Pandemiden önce, pandemi daha başlamadan önce derneği kurduk. Ve bir yıldır da Okul Destek Derneği'nde gönüllü olarak başkan yardımcılığı yapıyorum. Benden şimdilik bu kadar olsun. Harika. Sözü ben alayım. Aylin Güney ben. Ben de Ankaralıyım. İstatistik mezunuyum. Uzun yıllar kurumsal hayatta finans sektöründe insan kaynakları tecrübem var. Sonrasında da yine finans sektöründe alternatif dağıtım kanalları ve proje yönetimi tecrübem var. Ben artık kurumsal hayatı bırakmıştım. Sonra sivil toplum kuruluşlarıyla başlamıştım. TGEV gönüllüsüyüm aynı zamanda sahada. Sonra Okul Destek'te başladım ve son bir yıldır Okul Destek'te önce koordinatör olarak çalışmaya başladım. Sonrasında insan kaynakları direktörü olarak görev yapıyorum. Böyle gönüllü olarak çalışıyorum ve çok teşekkür ederim Alp tekrar bizi davet ettiğin için. Rica ederim. Herkese iyi akşamlar. Erkan Yıldız ben. Okul Destek Derneği'nde matematik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Öncesinde 12 yıllık bir öğretmenlik tecrübem var. Ebru Hanım kısaca bahsetmişti. 2016'dan itibaren yollarımız Ebru Hanım'la kesişti. Okullarda çeşitli matematik etkinlikleri, farklı ortamlarda matematik etkinlikleriyle çocuklara matematiği sevdirmek üzerine Ebru Hanım'la beraber çok güzel çalışmalar yaptık. Elbette ekip arkadaşlarımızla beraber. Sonrasında pandemi sonrasında Ebru Hanım'la beraber, Ebru Hanım derneği Orkun Bey'le kurduktan sonra biz de derneğin içeriklerini hazırlamak, öğrencilere ulaştırmak adına gönüllülerimiz aracılığıyla çalışmaya başladık. Ben de matematik kısmında destek olmaya çalışıyorum. Çok teşekkürler bizi bu akşam davet ettiğiniz için Hacı Alp Bey. Rica ederim, mutlulukla. Bu arada ben de usulen kendimden belki iki cümleyle bahsetsem, belki Okul Destek Derneği tarafından gelen dinleyicilerimize de bilgi vermiş olurum. Ben Kan Akademi Türkiye Direktörü olarak çalışıyorum. İsmim Alp Köksal. Aynı zamanda STF Eğitim Vakfı'nın yöneticisiyim. Sivil toplum kuruluşlarında farklı rollerim olsa da benim de Okul Destek Derneği'nde gönüllü bir rolüm olduğunu yeri gelmişken vurgulamak isterim. Aslında hepimizin kesişim noktası her şeyden önce eğitimde gönüllülük. Bugün biraz gönüllülükten konuşacağız, biraz maceramızdan, Okul Destek Derneği'nin çıkışından konuşacağız. Ama inanıyorum ki farklı deneyimlerimizi bir araya getiriyor olmamızın ana sebebi de gönüllülükle,
eğitimi, özellikle de dijital dönüşümün, eğitimde değişimin bu kadar hızlı yaşanmakta olduğu bir dönemde nasıl katkı sağlarız? Öğrencilerin hayatına nasıl daha fazla dokunabiliriz? Tabii derneğin çıkış amacını belki öncelikli olarak konuşmak gerekir bu noktada diyerek belki sevgili Ebru sana bir soru yöneltebilirim açılış için. Burada dinleyicilerimizin bir kısmı biliyor olabilir ama yine de Okul Destek Derneği nasıl kuruldu? Ne yapar? Vizyonu, misyonu nedir? Kuruluş hikayesi nedir? Biraz bahsedebilirsen çok sevinirim. Tabii ki, tabii ki. Biraz önce de söylediğim gibi Ocak-Şubat 2020'ydi. Daha pandemi Türkiye'ye gelmemişti. Biz dernek başkanımız Orkun'la bir araya geldik. Orkun dijital teknolojiler alanında çok fazla deneyimi olan birisi. Ben eğitim tarafındayım ve biz ne yapabiliriz? Eğitimde fırsat eşitliğine destek sağlamak ve dijital teknolojileri kullanarak neler yapabiliriz ve coğrafi hiçbir sınır olmadan bunu öğrencilere nasıl ulaştırabiliriz diye düşünüp bu platformu, böyle bir platformu oluşturabilmeyi istedik. Ve başladık. Öncelikle pilot olarak başladık çalışmalara. İstanbul'da bir okulla, bir devlet okulundan öğrencilerle pilotlarımızı yaptık. Baktık bayağı iyi gitti. Tam o sırada da şey başladı, pandemi başladı ve her şey durdu. Benim bahsettiğim kendi işim de durdu. Onun durmasıyla da ayrıca da pandeminin de tabii birçok milyonlarca çocuğun eğitim hayatını etkilemesiyle negatif yönde biz kendi omuzlarımızda çok büyük bir sorumluluk hissettik ve hızlı bir şekilde daha hızlandırarak derneği kurduk. Nisan 2020'de kurduk. Ve sonrasında yaz döneminde 400-500 öğrencilik bir grupla bir önceki yıl yani 2019-2020 eğitim öğretim yılından olan hani aksamaları pekiştirilmesi amaçlı yaz döneminde çalışmalar yaptık. Eylül'den itibaren de işte Aylin zaten yaz döneminde katılmıştı aramıza. Erkan'la en başından beri aramızdaydı Erkan da. Eylül'den itibaren de hep beraber hız kesmeden ilerleyip derneği şu anda işte 2000'in üzerinde öğrenciye ulaştırarak kurduk ve devam ediyoruz. Amacımız ne? Başında da söylediğim gibi aslında bizim amacımız hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'de devlet ortaokullarında okuyan hevesli, istekli öğrencilerin aramıza katılması ve dijital teknolojilerin faydalarını dijital teknolojilerden faydalanarak az sayıda öğrencilerden oluşan çevrim içi sınıflarda çocuklara ulaşabilmek, okulda gördükleri derslerini pekiştirmek amaçlı onlara içeriği yapılandırılmış bir şekilde olan dersleri gönüllülerimiz aracılığıyla ulaştırmak ve derslerine destek sağlamak, özellikle fen ve matematik konularında bu desteği verip ülkemizin işte önümüzdeki yıllardaki insan kaynaklarına katkı sağlayabilmek ve hevesli, istekli öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, analitik algılarını geliştirmek, yorum yapmalarını, soru sormalarına dair heveslendirmek onları. Ve bir diğer büyük amacımız da toplumsal faydayı anlamaları, gönüllülüğü görmeleri, onlar için gönüllü olarak hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir ücret almadan gönüllülerin yaptıklarını belki rol olarak alıp ileride onların da gönüllülüğe gönül vermelerini sağlamak. Harika. Aslında eğitim ve gönüllülük bir araya gelince tabii ki modelin içinde bir taraftan eğitimde sosyal fayda sağlamak ama bir taraftan da gönüllülük kültürünün yayılmasına katkı sağlamak olduğuna inanıyorum. Biz de Khan Academy olarak çok benzer bir noktada duruyoruz. Aslında kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülüğü eğitimde, dijital ortamda, dünya standartlarında olduğuna inandığımız bir içeriğin yaygınlaşması için kullanıyoruz. Tabii bu noktada ben Khan Academy ile Okul Destek Derneği'nin de birbirini tamamlayan işler yaptığına inanıyorum ve bu şekilde görüyorum. Çünkü bir taraftan içerik önemli ve Khan Academy bugün 120 milyon öğrencisiyle Türkçe 9 binden fazla videosuyla önemli bir kaynak sunuyor. Ama pandemi döneminde hepimiz deneyimleyerek gördük ki bu içeriğin sadece
asenkron olarak öğrencilere ulaşıyor olması her zaman istenilen verimi veremeyebiliyor. Burada bir öğretmenin, eğitmenin, eğitim gönüllüsünün çocuğa dokunuyor olması, öğrencinin yanında ona destek oluyor olması kesinlikle hem içeriğin daha doğru kullanılması hem de eğitimin amacına ulaşması için çok önemli diye düşünüyorum. Peki sevgili Ebru, bir soru daha. Okul Destek Derneği'nin ekibinden, destekçilerinden, gönüllülerinden biraz da genel olarak operasyonel faaliyetlerin yanı sıra yapısından bahsedebilir misin? Tabii ki. Gönüllüleri Aylin'e bırakacağım. Aylin orada devreye girer ve çok güzel bir şekilde anlatır. Şimdi yapımız şöyle aslında. Biz bu arada hemen şunu söyleyeyim. Çevrim içi olarak doğduk. Çevrim içi olarak büyüyeceğiz ve çevrim içi olarak yaşayacağız. Çünkü amacımız bu şekilde bütün Türkiye'deki çocuklara ulaşabilmek, isteyen çocuklara ulaşabilmek. Biz ekip olarak henüz hiçbir araya fiziksel olarak gelmedik. Tümümüz beraber gelmedik. Hepimiz ayrı ayrı illerden, hep ayrı ayrı yerlerden çalışıyoruz. Profesyonel öğretmen kadromuz var. Matematik, fen, İngilizce, Türkçe alanlarında bize içeriklerimizi yapılandırılmış bir şekilde oluşturmamızı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı bizim kutup yıldızımız. O müfredat doğrultusunda kazanımları haftalık olarak belirleyerek içerikleri standart bir şekilde ve dijital olarak açık kaynaklardan ve özellikle Khan Akademi'den de yararlanarak oluşturan bir ekibimiz var. Erkan onlardan bir tanesi. Ayrıca bizim destek veren, operasyonda bulunan ve insan kaynaklarında bulunan bir profesyonel kadromuz var. Onların dışında biz yönetimde Aylin, ben, işte dernek başkanımız, iş geliştirme tarafında gönüllü olarak çalışan bir ekibimiz var. Bunların dışında da gönüllülerimiz en büyük zaten bizi oluşturan, hani Okul Destek Derneği'ni kim oluşturuyor derseniz gönüllülerimiz oluşturuyor. 400'ün üzerinde öğrencilere ulaşmamızı bu hazırlanan kaliteli eğitim içeriklerini ulaştıran 400'ün üzerinde gönüllümüz var. Ve gönüllülerimizin üzerinde de yine gönüllü olarak bize destek veren koordinatörlerimiz var. Koordinatörlerimiz de merkezdeki bu ekibimizle gönüllülerimiz arasında bizim bağımızı kuran, operasyonel olarak bir ihtiyaç olduğunda gönüllülerimize yardım eden, gönüllülerimizle beraber onların işte sınıflarını oluşturmalar olsun, öğrencileriyle iletişimleri olsun, her daim iletişimde olan bir koordinatörler seviyemizde ayrıca var. Gönüllüler var. Gönüllerimizin altında da Türkiye genelinden şu anda yaklaşık 70 ile ulaştığımız şekilde 2000'in üzerinde öğrencimiz var. Yapı bu şekilde. Sen varsın Alp, değil mi? Yönetim kurulumuz var, danışma kurulumuz var. Senin desteğinle zaten en başında çok yol kat ettik. Sağ olasın, bize yol gösterdin en başında hep. Bu şekilde bir kısaca özetlersem. Harika. Bu arada sloganı Okul Destek Derneği'nin eğitime gönüllü destek. Ben de diyorum ki, doğru amaç için, doğru olduğuna inandığımız eğitim hedefleri için gönüllerimiz bir olsun. Ben de aynen bu yaklaşımla sizler gibi elimden geldiğince derneğe destek vermeye hazırım. Şimdi derneğin tabii ki gönüllülük tarafından da biraz sonra Aylin bize bahsedecek. Ama oraya gelmeden önce araya izleyicilerimizden gelen birkaç soruyu da hemen alarak hızlıca cevaplayabiliriz diye düşünüyorum. Birkaç tane faydasını görüyoruz, teşekkür ederiz gibi mesaj okudum. Biz de buradan teşekkür ediyoruz. Umarım gerçekten fayda sağlayabiliyoruzdur. Çünkü amacımız bu. Khan Akademi İngilizce diye bir yorum görüyorum. Evet, Khan Akademi'nin ana dili İngilizce. Fakat bugün 50 farklı dilde eğitim içeriği sunuyor Khan Akademi. Hatta İngilizceden sonra ikinci dili, ilk uluslararası ofisi de Türkçe oldu, Türkiye ofisi oldu. Bugün 10 bine yakın ders videosu artı 100 bine yakın alıştırmadan Türkçe olarak faydalanmanız mümkün. Odaklandığınız ders matematik mi diye bir soru gelmiş Okul Destek Derneği'ne. İsterseniz hemen siz de bir cümle cevap verebilirsiniz. Erkan, istersen sen devam et buradan. Evet, yani odaklandığımız ders demeyelim ama hani şöyle başladık biz.
matematik ve fen diyelim buna. Matematik ve fen becerilerini geliştirmeyi hedefleyerek başladık ama yine derneği kurduktan sonra bir süre sonra biz sadece matematik ve fen becerilerini geliştiren öğrencilerimiz olsun değil, aynı zamanda kendi ana dillerini konuşabilen, okuduğunu anlayabilen, aynı zamanda bir yabancı dili de çok iyi şekilde konuşabilen öğrencilerimiz olsun diye hedeflediğimiz için Türkçe ve İngilizce derslerini de kattık çalışmalarımıza. Ama başlarken evet bir matematik ve fen ile başlamıştık. Bunu önemsiyoruz. Çünkü yetişmiş insan kaynağına destek olmak, özellikle mühendislik alanında ve pozitif bilimler alanında yetişmiş insan kaynağına destek olmak adına matematik ve fen ile başladık. Ama Türkçe ve İngilizceyi de oldukça önemsiyoruz. Hem kendi dilimizi hem de bir yabancı dil olarak İngilizceyi. Burada da yine bir benzer nokta görüyorum. Khan Akademi'nin de uluslararası deneyiminde çıkış noktası matematik, ikinci olarak fendi. Sanırım dijital ortamda içeriğin hazırlanması, yaygınlaştırılması ve daha kolay nokta atış olarak amaca ulaşması adına matematik ve fen bilimleri daha sık karşımıza çıkan kaynaklar. Umuyorum ki tabii ki gelecekte hem Khan Akademi hem Okul Destek Derneği'nin destek sunduğu akademik alanlarda büyüyerek, genişleyerek devam edecek. Peki Erkan Hoca, şimdi sohbetimize başlamış olduk ama o zaman bir soru daha yöneltmek istiyorum. Khan Akademi içeriklerini incelediniz. Farklı sınıf seviyelerine göre ve farklı öğrenci seviyelerine göre ayırdınız ve tabii orada çok emek gerektiren bir süreç olduğunu ben işin içinde olduğum için biliyorum. Müfredata uygun bir destek malzemesi, materyali hazırladınız. Bu süreçteki deneyimleriniz, yani biraz işin belki mutfağını, perde arkasını da ben paylaşmakta sakınca görmüyorum, eğer sizler de görmüyorsanız. Neler yaşadınız, nasıl gelişti? Özellikle Khan Akademi tarafındaki deneyiminiz nasıl oldu? Eminim bu yayını izleyenlerden bir kısmı da onu merak ediyordur. Biraz o tarafı da konuşabilir miyiz? Tabii, elbette abi. Şöyle, şimdi biz başladığımızda kurucu ekibimiz, işte Ebru Hanım ve Orkun Bey ile başladığımızda bizim ilk yanımızda destek olan Khan Akademi vardı. Elimizde dijital içerik olarak Khan Akademi ile başladık. Biz ama şöyle oldu, matematik alanında içerikleri, özellikle biz ortaokul seviyesinde, yani 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıfa destek veren bir derneğiz şu an için. Öncelikle müfredata uyumlu bir şekilde, yani okul müfredatını, çünkü biz okul destek derneğiz, çocukların okul derslerine destek olmak üzere buradayız. Öncelikle müfredata uygun olacak şekilde Khan Akademi içeriklerini programladık. Bu tabii biraz uzun bir süreç. Orada binlerce video var, binlerce alıştırma var. O alıştırmaları müfredatla uyumlu şekilde, kazanımlarla uyumlu şekilde sıralamak, bunları uygun bir Excel'e dökmek, bir tabloya dökmek biraz zaman aldı bizim için. Özellikle yaz döneminde çok yoğun bir çaba harcadık. Merkez ekibindeki öğretmen arkadaşlarla beraber. Bu müfredatla eşleştirmeyi tamamladıktan sonra aynı zamanda farklı dijital içerikler de, Khan Akademi ile beraber farklı dijital içerikler de ya da test içerikleri de kullandık. Bunları da gönüllülerimizle paylaştık. Gönüllülerimizle dijital ortamda paylaşıyoruz. Yani biz bütün gönüllülerimizin kullanacağı mutfakta yemeği hazırlıyoruz, servise hazırlıyoruz. Tepsinin üstünde gönüllülerimize veriyoruz. Gönüllülerimize çok güzel bir şekilde öğrencilerine ulaştırıyorlar. Ama tabii arkasında hem gönüllü tarafında hem de bizim tarafında gerçekten yoğun bir yemek var. Ama Khan Akademi özelinde söylüyorum, işimizi çok kolaylaştırdı. Çünkü bizim de dijital eğitim, dijital içerik konusunda çok büyük tecrübelerimiz yoktu. Pandemi bunu biraz daha hızlandırdı ama can sivobumuz Khan Akademi oldu diyebilirim açıkçası. Çünkü biz sadece, Ebru'nun çok güzel bahsetmişti içerikte, sadece müfredatı takip eden bir dernek olmak istemiyorduk. Öğrencilerin öğrendiği, özellikle matematik fende başladığımız için o derslere örnek veriyorum, bunların gerçek hayatta onların kullanım alanlarını, nerede işine yarayacaklarını Khan Akademi örnek videolarıyla çok güzel gösteriyor. Açıkçası biz onları da kullandık içeriklerimizde. Çok işimizi kolaylaştırdı. Bu anlamda size çok teşekkür ediyorum desteğiniz için ayrıca. Bütün içeriklerinizi bize açtınız. Öğrencilerimiz kaydolabildiler, gönüllerimiz kaydolabildiler, sınıflarını oluşturdular. Çok keyifli geçti açıkçası.
Khan Academy adına rica ederiz demek istiyorum ama artık burada eğitimin geleceğinin işbirliğinde olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla biz siz değil ne kadar fazla etki yaratabiliyorsak, ne kadar fazla sosyal katkı yaratabiliyorsak bundan sonra bütün STK'lar, dernekler, vakıflar da belki bu pencereden düşünebilirler. Umuyorum ki biz de burada güzel bir örnek yaratmışızdır iki STK olarak. Çünkü maksat çocuklar kazansın. Maksat eğitim içeriği ve gönüllüleri bir araya getirebilelim ki daha çok insana ulaşabilelim, daha büyük fayda sağlayabilelim. Hele şu anda içinde bulunduğumuz dönemde Okul Destek Derneği'nin kuruluşu da aslında bir anlamda tam dönemine denk geldi diyebiliriz belki. Çünkü çocukların geçmişten biraz daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde diyelim. Okul Destek Derneği'nin çalışmaları da daha değerli oldu diye bir gözlemliyorum ben bir eğitimci olarak. Peki o zaman tekrar Ebru'ya dönmek istiyorum. Dijital eğitim kurumlarının hızla yaygınlaştığı bir dönem. Demin de aynı şeyi söyledim. Eğitim teknolojileri pazarında bugüne kadar görülmemiş muazzam bir büyüme var. Araştırmalar gösteriyor ki online eğitim platformlarına ya da genel olarak eğitim teknolojilerine geçtiğimiz 15-16 ayda yapılan yatırım, yani pandemi süresince yapılan yatırım, gelecekte 10 senede yapılmasını beklediğimiz yatırıma yaklaşıyor. Onun için artık bu teknolojik büyümenin bu kadar güçlü olduğu, bir yandan da ekonomik anlamda pazarın da bu kadar büyük olduğu bir dönemde siz böyle bir işe niyetleniyorken neden kar amacı güden bir kuruluş olarak yapmayı değil de, çünkü o şekilde de öğrencilere destek sağlayabilirsiniz, neden sivil toplum kuruluşu olmayı ve bütün bu dijital platformdaki emekleri, çabaları kar amacı gütmeyen bir şekilde gerçekleştirmeyi tercih ettiniz diye sorsam olur mu? Olur ama çok kısa bir cevabım olur. Hiç düşünmedik. Hiç kar amacı güden bir kurum olarak olmayı düşünmedik. Hiç de düşünmeyeceğiz. Çünkü bütün hedefimiz coğrafi sınırlar olmadan Türkiye geneline eşit olarak bu yapılandırılmış eğitimlerimizi ulaştırabilmek de amacımız. Hani bunun ücretini verebilen alsın, veremeyen almasın değil, ücretsiz olarak hevesi olan, bilime istekli olan her çocuk, isteyen her çocuk bundan faydalanabilsin istedik. O yüzden daha fazlasını söylemeyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten o yüzden hiç düşünmeden biz bunu ücretsiz olarak ve gönüllü olarak yapmayı istedik. Pandemiden de bağımsız olarak bu arada. Gerçekten hiç hani pandemi öncesinde kurduk. Ben kendim de hani kendimi de pandemiyle burada daha da böyle yoğun bir şekilde buldum. Ama pandemiden de bağımsız olarak bizim zaten en büyük hedefimiz bu arada, en büyük isteğimiz pandemi geçsin, bu süreç bitsin, Eylül'de çocuklarımız okullarına dönsün ve bizler onlar okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirmek amaçlı gelsinler evde çevrim içi olarak bağlanıp bizim gönüllülerimizle ders desteklerinde pekiştirmeleri yapsınlar. Bütün isteğimiz bu. Dediğim gibi ama hiçbir zaman bunu ücretli olarak düşünmedik. Hemen bir soru ekliyorum. Gelecekte ücretli olmaz değil mi? Yok, olmaz. Bunları neden soruyorum onu da söyleyeyim. İlk defa rolleri değişmiş olduk. Bu sorular benim Khan Akademi'de en çok karşılaştığım sorular. Neden ücretsiz? Böyle dünya çapında ders veren bir kuruluş niye ücretsiz? Nasıl ücretsiz olabilir? Gelecekte ücretli olmayacaksınız değil mi? Hazır buradan bir söyleme şansı yakalamışken ben de tekrar vurgulamak isterim. Öğretmen arkadaşlarımızdan çok sık gelen bir soru. Şu anda pandemi dönemi olduğu için ücretsiz ama sonrasında siz de ücretli yapacaksınız. Ayağımızı alıştırıyorsunuz değil mi diye bir soruyla oldukça sık karşılaşıyorum. En azından Khan Akademi adına ben cevaplamış olayım. Okul Destek Derneği'nde Ebru cevapladı. Bizim bütün hizmetlerimiz ücretsiz. Çıktığımız, kurulduğumuz günden beri ücretsiziz. Ve gelecekte de ücretsiz olmayı taahhüt ediyoruz. Çünkü çıkış amacımız eğitimde fırsat eşitliğine katkı yapmak için bilgiyi erişilebilir kılmaktı. Dolayısıyla Khan Akademi kullananlar ya da Okul Destek Derneği ile yollarının kesişmesini arzu edenler bu konuda içleri rahat, gönülleri ferah olabilir demek istiyorum yeri gelmişken.
Bu arada Kesinlikle. Bizim de Ebru'yla tanışma hikayemiz dernek kurulmadan biraz daha geriye dayanıyor. Ve o dönemde gerçekten pandemi diye bir şey yoktu hayatımızda. Oldukça bahsettik ama Khan Akademi ve Okul Destek Derneği'nin yolları nasıl kesişti diye bir ek yapmamıza gerek var mı Ebru, yoksa devam edelim mi? Khan Akademi ile aslında şöyle şeyi çok kısaca söyleyelim. Orkun anlatmıştı sanırım sana da, değil mi? Bizim dernek başkanımız Orkun uzun yıllar yurt dışında da yaşamış birisi ve iki tane oğlu var. Yurt dışına gidip gelirken Türkiye'ye dönüşlerinde falan hep Khan Akademi'den son derece fazla yararlanmışlar. Zaten fikir de biraz oradan da geliyor. Hani bu kadar böyle bir sistem varken biz de neden bunu Türkiye'de kullanmayalım? Biz de neden bu şekilde çocuklara ulaşmayalım diye Orkun'dan çıkıyor esas olarak fikir. Orkun bana ulaştı zaten. Ben hiç dijitalde değildim. Biz dijital olmadan çocuklarla birebir yapıyorduk uygulamaları. O yüzden oradan geldi ve Orkun seninle bizi bağladı, değil mi? Hatta çok iyi hatırlıyorum, böyle Ocak falan gibiydi, değil mi? 2020'de bir oturup yemek yedik, konuştuk, anlattık bütün projeyi. Oradan da ilerledik senin de desteğinle. İyi ki de bir araya gelmişiz. Bugün yayına katılamıyor olsa da tabii Orkun'un da kulağını çınlatalım. Hem tabii ki kendi kariyerindeki girişimcilik hikayesi etkileyici. Çünkü bildiğim kadarıyla kendisi özellikle eğitimci arka planından gelmiyor. Girişimcilik arka planından evet. geliyor. Tabii kurumsal deneyimi de var. Ama burada işte eğitimcileri, girişimcileri, öğretmenleri, belki işin teknik tarafında içerik sağlayıcıları, yazılımcıları bir araya getirerek ortaya bir şey çıkarması bir yaklaşım. Gelecekte inanıyorum ki çok daha fazla eğitim kuruluşunda karşımıza çıkacak. Umuyoruz, evet. Evet, ben baktım yayında bir sorun mu var diye ama tamam, sesim geliyorsa sorun yok. Geliyor. Bu arada... Ben miyim bu arada? Bu arada tamam. Aşağıdan birkaç soru geldi. Hemen cevaplıyorum. Khan Akademi EBA'da var mı diye bir soru. EBA'da var. Hatta oldukça fazla içeriğimiz var. 2013 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı ile bir işbirliğimiz var. EBA'nın kuruluşundan beri önemli bir içerik sağlayıcısıyız diyebilirim. Öyle derslerimizi özellikle Khan Akademi dersi olarak değil, yeter ki öğrencilere, öğretmenlere, okullara ulaşsın diye yani markasız da yayınlıyoruz EBA'da. Bu bizim tercihimizdi. Onun için belki fark etmeyenler olabilir ama EBA'nın içeriğinin de bir kısmı Khan Akademi. Ve başka bir soru, matematik ikinci sınıf derslerini seslendiren kişiyi çok merak ediyorum demiş bir takipçimiz. Tabii birkaç farklı hocamız var, onun için hangisi emin değilim ama ikinci sınıf seviyesinde Murat Ercan, kendisi aslında İngilizce hocası fakat Khan Akademi'nin ilk öğretmeniydi Türkiye'de, onun sesi olabilir. Değerli devlet tiyatro sanatçısı Selçuk Kıpçak, kendisini Terminatör'ün sesi olarak tanırız. O da bazı derslerimizde ses verdi, özellikle de basit matematikte çocukların çok hoşuna gittiği için öyle... İşte Arnold Schwarzenegger ya da Rocky Rambo seslerini basit matematikte duymak öğrencilerin hoşuna gittiği için öyle bir espri yapalım istemiştik. Tahmin ediyorum bu iki değerli sesten bir tanesidir. Evet, o zaman pardon, ben... Pardon, burada hemen bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ben pilot yaparken pilottaki öğretmenlerden biri de bendim bu arada. Gönüllü öğretmenlerden biri. Üç öğretmen pilot yapıyorduk. Biri erkekti. Sürekli söylüyordu. Çocuklar sürekli soruyorlarmış. Öğretmenim siz mi seslendiriyorsunuz diye. Bana da çok gelmişti o soru. Hani ben seslendiriyorum diye değil. Tanıyor musunuz kim seslendiriyor diye. Bence bununla ilgili bir bilgilendirme yapmalısınız. Belki sosyal medyanızdan falan bir tanıştırmalısınız. Bu merak edilen bir konu. Teşekkürler. Biri gelmişken kızımın da bir sorusu var size. Tamam. Kids'i çok severek takip ediyoruz biz de, kullanıyoruz. Ama hani bazı içeriklerin Türkçe olup olamayacağını soruyor kızım. Der ki hep İngilizce mi olacak içerikler Khan Akademi Kids'te? Böyle bir çalışması var mı acaba Khan Akademi'nin? Evet, o da yani gerçekten çok sorulan ve bizim de Türkçeleştirmeyi çok istediğimiz bir uygulama. Khan Akademi Kids yanılmıyorsam 3 senedir İngilizce olarak yayında. Biz çıktığı andan beri Türkçeleştirmek için sayısız girişimde bulunduk. Hatta ben sırf bu konu için merkez ofise gidip de ilgili ekiple, Khan Akademi Kids'i hazırlayan, yazan kişilerle, eğitimcilerle, yazılımcılarla görüştüm. Orada okul öncesi eğitimde özellikle de dil tarafında
yerelleştirmesi kolay olmayan bazı teknik durumlar var. Örneğin alfabeyi öğrenirken tabii İngilizce şarkılar farklı ama Türkçe şarkıyı Türkçeleştirdiğimizde olmuyor. Daha farklı olması gerekiyor gibi. Bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Fakat yani üzülerek söylüyorum, şu ana kadar başarılı olamadık. Uygulama hala sadece İngilizce. Khan Akademi'nin 50 dilde yayın yaptığını düşünürsek. Ama umuyorum ki İngilizce'den sonra ilk dil yine Türkçe olacak. Güzel, süper. Çok seviniriz. Diğer konuda da demin Ebru'nun geri bildirimine çok kısa bir şey ekleyeceğim. Hocalarımızla, dersi anlatan öğretmenlerle aslında Instagram yayınları yapmaya başladık. Geçtiğimiz haftalarda sevgili Sercan Gidişoğlu, hızlandırılmış kurs ve daha birçok dersinden tanıyorsunuzdur Khan Akademi'nin. Kendisini misafir ettik. Sırayla diğer değerli seslerimizi, öğretmenlerimizi de ben ilerleyen haftalarda, aylarda bu ekrandan dinleyicilerimizle buluşturmayı arzu ediyorum. Ve her ders videosunun arkasında son 3 saniyesinde o ders videosunda sesini duyduğunuz kişinin, o ders videosunda emeği geçen gönüllümüzün ismini görebilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istedim. Evet, o zaman ben önümdeki notlarıma da bakıyorum ki kaldığımız yerden devam edebilelim. Demin işin gönüllülük tarafını konuşacağız demiştik. Şimdi oraya doğru yaklaşıyoruz. Çünkü sevgili Aylin'le hala çok fazla konuşma şansımız olmadı. Bence çok önemli olan bu konuyu biraz sona saklamış gibi olduk. Şu şekilde belki başlayabilirim. Peki, demin sorduğum sorunun tam tersi olsun bu. İster Ebru, ister Aylin, buradan devam edelim. O zaman gönüllü bir kuruluş olarak, gönüllülük üzerine hayata geçmiş ve hiçbir zaman kar amacı gütmeyi düşünmemiş bir kuruluş olarak sahada diğer STK'lar veya birçok STK gibi sahada bir yapılanma, yani fiziksel ortamda öğrencilere destek olmayı değil de neden bu işi dijitalde özellikle yapmayı tercih ettiniz? Biraz bahsettik ama eğer açmak isterseniz böyle bir soru da eklemiş olayım. Aynen, sen de sence... ben Orkun'un bir sözünü söyleyeyim. Şimdi arabalarda artık elektrikliye geçiliyor bütün dünyada yavaş yavaş, biliyorsunuz, yeni teknoloji. Eski teknolojide olan bütün araba firmaları da yeni teknolojiye uyum sağlamak için elektrikli yapmaya çalışıyorlar. Ama Tesla direkt elektrikli çıktı, biliyorsunuz. Biz kendimizi Tesla'ya benzetiyoruz. Direkt dijitalde doğduk, dijitalde büyüyoruz. Ve böylece şu an 71 ilden öğrencimiz var. Ancak öyle ulaşabiliyoruz. Eğer fiziksel yaparsak şu anki organizasyonumuzla çok sınırlı kalır ve hiç öyle düşünülmedi bizim organizasyonumuz. Kurucumuzun dijital ile olan bağı ve ilgisi dolayısıyla böyle bir modelimiz var. Yani hep dijitalde kalacağız. Hiç şey olmayacak. Yani biz ekip olarak bile başka şehirlerden çalışıyoruz. Pandemi bitince toplanacağız inşallah biz küçük ekip olarak ama herkesi toplamak mümkün değil. Bizim yurt dışından da gönüllülerimiz var bu arada. Sadece Türkiye'den değil. Oldukça büyük bir dağılım var gönüllü tarafında. Yani yanlış söylemiyorum değil mi Ebru? Hiç fiziksel bir şey geçmeyeceğiz. Yok yok yok. Hiç düşünmüyoruz öyle bir şeyi. Aylin'in verdiği örnekte tam böyle doğru şeyimiz, stratejimiz. Biz dijitalde kalacağız. Ben çok iyi anlıyorum sizleri ama dinleyicilerimiz de duysunlar diye arzu ettim. Khan Akademi olarak aynı şekilde biz de bugün 120 milyon öğrenciye dokunuyoruz. Bunu fiziksel ortamda yapmayı hayal etseydik zaten mümkün olabileceğini sanmıyorum. Artık dijital ortamda yapılabilecek, geçmişe göre çok daha fazla konu ve çok daha fazla destek mümkün hale geliyor. Hele de konu fırsat eşitliği ise. Peki, gönüllüler dedik, Okul Destek Derneği'ne nasıl gönüllü olunabilir? Okul Destek Derneği gönüllüleri ne yapıyorlar? Veya gönüllü adayları için başvuru sonrasında nasıl bir süreç bekliyor? Nereden gönüllülük başvurusu yapabilirler? Böyle 4-5 tane soruyu ben peş peşe sorayım. Gönüllülük üzerine biraz sohbeti açmış olalım. Tamam. Bütün başvurular web sitemiz üzerinden okuldestek.org. Öğrencilerimiz de buradan, gönüllülerimiz de buradan başvuruyorlar. Bir formumuz var, çok basit. Hangi dersi verebileceğine dair gönüllülerimize temel bilgileri soran adli sicil belgesiyle birlikte başvurusunu kabul ediyoruz gönüllümüzün. Sonrasında bizim insan kaynakları olarak bir görüşme sürecimiz var. Eğer karşılıklı olarak mutabıksak, çünkü biz bir yıllık minimum bir gönüllülük bekliyoruz, bütün sınıfı devam ettirsin diye gönüllümüzden.
ve başka şartlarımız da var tabii. Uygunsa oryantasyon ve eğitim süreçleri sonrası çocuklarımızla buluşturuyoruz sanal sınıflar oluşturarak. Çok genel anlamında böyle. Gönüllü olmak için ne yapmak lazım? Yani nasıl şartlar arıyoruz ondan azıcık bahsedelim. 16 yaş üstünde olan ortaokul, matematik, fen, İngilizce ve Türkçe herhangi birisine yani kendini yakın hisseden, müfredat olarak yakın hisseden, eğitim teknolojilerine yatkın, hani Zoom'dan ya da Google'dan ders almış, ders vermiş ya da görmüş, hani onu kullanabileceğine inanan herkesi bekliyoruz aslında. Şu an bizim 370 eğitmen, gönüllü eğitmenimiz var. 42 de koordinatörümüz var. 400'ü geçtik. 420 oluyor galiba toplam büyüklüğümüz. Oldukça büyük bir ekiple çok güzel çalışıyoruz. Bütün başvuruları bu şekilde alıyoruz. Yeni dönemde de sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla daha çok öğrenciye ulaşacağız. Amacımız daha çok insana ulaşmak. Bir de birazcık şeyden bahsetmek lazım. Öğrencilere biz ulaşırken ve onlara eğitim verirken aslında tek şey akademik verdiğimiz tek şey akademik eğitim değil. O bütün gönüllülerimiz orada rol model oluyorlar aynı zamanda. Bulunduğu yerden, konuşmasından ilham veriyor. Çocukların gerçekten başka bir insan evlerine giriyor. Belki gerçek öğretmeni dışında. Özellikle daha küçük şehirlerde onu söyleyebiliriz. Bunun biz bütün eğitimlerde de söylüyoruz. Rolünüz çok önemli diyoruz. Çünkü çocuklar sizden ilham alıyorlar, örnek alıyorlar. Bunu örneklerde de görüyoruz aslında. Anketlerde gördük ki çocuklarımızın %65'i büyüdüğünde gönüllü olmak istiyor. Çok kıymetli bizim için. Bütün Türkiye için de aslında toplumsal fayda için de çok güzel bir şey. Böylece büyüyerek eğitimde faydalı olmaya çalışıyoruz diye çok genel anladım. Atladığım bir soru var mı diye şimdi şey yaptım ama. Bir soru yok ama ben hemen bir soru ekleyeyim. Gönüllü olmak için öğretmen olmak şart değil diye anlıyorum. Doğru değil mi? Değil, şart değil. Öğretmenlik okursa, öğretmen olursa başımızın üstünde yeri var. Ama öğretmen olmayan, mühendislik okuyan ya da okumuş, müfredata hakim olabilecek, çocuklarla arası iyi iletişim kurabilen herkes gönüllü olabilir bizde. Merkez ekibimiz zaten şeyi hazırlıyor, bizim onların vereceği ders içeriklerini hazırlıyor. Önceden çalışıp haftada 3-4 saatini ayırarak bunu bütün gönüllerimiz yapıyorlar şu anda ve yeni gelenler de o şekilde yapabilecekler. Atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Bu haftada belirlediği 3-4 saat ne zaman? Gönüllerimizden çok geliyor bu soru. Hani standart bir saat mi diye soruyorlar. Onu da sizin aracılığınızda açıklığa kavuşturalım. Kendi belirleyecekleri saatlerde dersleri veriyorlar. Tabii çocuklara da uygun olması lazım. Haftada 3 ya da 4 saat yeterli oluyor şu anki gönüllülüğü sürdürebilmesi için. Süreç olarak da bütün bir eğitim yılını hedefliyoruz. Altını tekrar çiziyorum. Çünkü aldıkları sınıfı bitirsinler istiyoruz. Çocuklarımızla bir bağ kuruyorlar. Bizden aslında daha yakın oluyorlar çocuklarla, öyle söyleyebilirim. Hatta bırakmak istemiyorlar başka sınıfa vermek istediklerimizde. Dolayısıyla bir yılı önceden bir hatırlatıyoruz. Harika. Bu arada bu kadar kısa sürede, yani kabaca bir yıl içinde yüzlerce gönüllüyle çalışmak da tahmin ediyorum büyük emek gerektiriyordur. Çünkü gönüllülerin yarattığı değer muazzam. Ama diğer taraftan biliyorum ki o gönüllülerin gönüllü olmasını sağlamak için verilen emek de muazzam. Gönüllülük dışarıdan bakınca sanki işte boş vakti olan herkes gönüllü olabilir ya da gönüllü olarak bir derneğe hizmet verebilir gibi görünüyor olsa da bence başlı başına bir meslek, kendi içinde etiği olan, sürekliliği olması gereken ve eminim sizler de Okul Destek Derneği gönüllülerine bir taraftan destekleyici eğitimler ya da destekleyici seminerlerle onları öğrenciyle bir araya gelmeden önce sadece akademik değil ama biraz önce bahsettiğiniz rol model olabilecek şekilde de destekliyorsunuzdur. Ben de kendi fikrimi hemen ekleyeyim. Gelecekte öğretmenin rolü bilgiyi aktarmak kadar öğrencinin yanında duran bir destekçi, onu öğrenme yolculuğunda destekleyen bir kılavuz, mentor, koç, istediğimiz kelimeyi kullanabiliriz. Ama işin insan boyutuna odaklanacak bir meslek olduğunu veya olacağını öngörüyorum. Dijital bir platformun temsilcisi olmama rağmen de her zaman önemli olanın işini severek yapan bir eğitmen olması gerektiğine inanıyorum. O bakımdan da ben yayının başında söylediğim gibi Khan Akademi'nin rolü ve Okul Destek Derneği'nin rolünü birbirini tamamlayan şekilde görüyorum.
Gönüllülükten konuştuk. Öğretmen olmayanların da gönüllü olabileceğini ve başvuru yapmak için okuldestek.org sitesine girebileceklerini söyledik. Bu arada Khan Akademi'ye de oldukça fazla sayıda gönüllülük talebi geliyor. Bir kısmı yerelleştirme çalışmalarında görev alsalar da bir kısmı da aslında tam da Okul Destek Derneği'nin yaptığı gibi ben öğrenciler için ne yapabilirim diye soran gönüllülerden oluşuyor. Onun için bu yayını yapmayı en çok istememizin sebeplerinden biri de bu gönüllülerimizi biz de Okul Destek Derneği'ne yönlendiriyoruz. Şu anda da izleyenleri hemen söylemiş olalım. Aslında bu şekilde iki kurumun arasında Khan Akademi ya da Okul Destek Derneği gönüllüsü olmanın ben bir farkı olduğuna inanmıyorum. Yeter ki çocuklara maksimum en fazla katkıyı sağlayabilelim. Dolayısıyla Khan Akademi gönüllülerini, gönüllü adaylarını da Okul Destek Derneği ile buluşmaya davet ediyorum. Peki öğrencileriniz kimler? Öğrenci profiliniz nasıl? Öğrencilerin aldığı bütün bu destek zaten ücretsiz diye konuştuk ama faydalanmak için yani bu ücretsiz ders desteğini almak için derneğe nasıl başvuruyorlar? Size nasıl ulaşıyorlar? Biraz da bu konuyu konuşalım. Ben cevap vereyim Alp buna. Aylin Hanım zaten başvuru kanalını söyledi. Yine okuldestek.org'dan öğrencilerimiz kayıt olabiliyorlar. Yine doldurmaları gereken bir form var. O kayıttan sonra öğrencilerimizi kayıtları bize düştükten sonra biz zaten kendileriyle temas kuruyoruz. Hemen mesaj yoluyla iletişime geçiyoruz ve süreç başlıyor. Ama hangi şeyler başlıyor? Devlet okulu öğrencisi olmasını istiyoruz öğrencilerimizin. Devlet okulu öğrencilerinin başvurularını alıyoruz. Özellikle amacımız pandemiyle beraber dezavantajı daha da fazlalaşan öğrencilerimize dokunmak, onlara destek olmak. Onların bir nebze de olsa tekrar eğitim hayatlarını bir nebze yükseltmek. Okulda ya da işte teknolojik sıkıntı çeken birçok örneklerini duyuyoruz. Bu eksikliklerini bir şekilde bir kısmını tamamlayabilmek adına biz yola çıktık. O nedenle kayıtlarımızda devlet okulu öğrencisi olma şartını arıyoruz açıkçası. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar kayıtlarımızı alıyoruz. Bu yıl itibariyle 5, 6, 7 kayıtlarını alacağız ve böyle devam edeceğiz. Yani 7'den 8'e biz kendi öğrencilerimizi mezun etmiş olacağız. Sadece 5. sınıf, 6. sınıf ve 7. sınıf öğrencinin kayıtlarını alacağız. Lütfen yanlışsam düzeltin. Ama 8'e de destek vermeye devam edeceğiz. Yani kendi 7. sınıf öğrencilerimizi 8 yapıp onlara desteklerimizi devam ettireceğiz. Onun dışında kayıtlar dediğimiz gibi okul destekten geldikten sonra biz öğrencilerimizi hem durumlarını gözlemlemek hem de desteğimizi en uygun şekilde onları verebilmek adına bir hazır bulmuşluk sınavı yapıyoruz. Tabii bunu da dijital ortamda yapıyoruz. Onlara belli zamanlar veriyoruz. O zamanlarda kendilerini çağırıyoruz. Merkez ekibimiz tarafından bir hazır bulmuşluk sınavı uygulanıyor. Ona göre çocuklarımıza en uygun desteği vermeyi amaçlıyoruz. Onların eksikliklerini gözlemleyip onlara en uygun eğitimi verecek şekilde programlara dahil etmek istiyoruz. O nedenle bir hazır bulmuşluk sınav süreci de öğrencilerimizi kayıttan sonra bekliyor. Onu da sizin aracınızda söylemek isterim. Süreç bu şekilde öğrencilerimizde. Şu ana kadar 71 ilde öğrencilerimiz var. 2000'in üzerinde bir sayımız var. Matematik, fen, Türkçe ve İngilizce desteği alıyorlar öğrencilerimiz. Bu derslerden iki dersi tercih edebiliyorlar. İki ders desteği bizden alabiliyorlar. İki ayrı gönüllü öğretmenimizle çalışabiliyorlar. Matematik, fen, matematik, Türkçe, fen, Türkçe, fen, İngilizce şeklinde kombinasyonlarla dersler alabiliyorlar bizden kendi eksikliklerini gidermek amacıyla. Şimdilik bu kadar. Peki sahadan gelen geri bildirimler nasıl öğrencilerden, velilerden ya da öğrencilerin bulunduğu okullardan bilemiyorum eminim pek çok geri bildirim geliyordur. Yani biraz önce şeyi okuyordum konuşurken. Burada bile birkaç geri bildirime denk geldik. Çok teşekkür ediyoruz velilerimize. Burada bizi yalnız bırakmıyorlar. Gerçekten çok olumlu geri bildirim oluyoruz. Yani herhalde bizim motivasyon kaynağımız da bunlar. Çünkü temas kuruyoruz. Gönüllerimiz aracılığı da olsun. Direkt biz de bazen velilerimize ya da öğrencilerimizle görüşüyoruz. Çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Onlar da çok mutlular burada olmaktan. Biz de onlara destek olmaktan çok mutluyuz. Hayatlarına dokunduğunu hissetme, onların hayatlarına dokunduğumuzu hissetmek bile bizi çok motive ediyor açıkçası. Dediğimiz gibi çeşitli anketler yapıyoruz ya da farklı ortam kanallardan öğrencilerimizle ya da velilerimizle buluşuyoruz, görüşlerini alıyoruz.
O anlamda çok olumlu geri bildirimler var. Aylin Hanım, Ebru'nun da belki bir şeyler eklemek ister buraya. Ama zaten dediğim gibi burada bile birkaç tane gördüm. Çok da mutlu oldum açıkçası. Velilerimiz takip ediyor burayı da. Bize en son ben yorumları okumaya çalışıyorum. Yetişemiyorum valla. Bazen denk geliyorum ben de o anlamda. En son bir tane geri bildirim gelmişti. Yani hani gelen onlarca geri bildirimden bir tanesi öğrenci kendisi yazmış bize. Bayağı böyle uzun bir mail gibi gönüllüsü aracılığıyla yazmış. Girmiyordum canlı ders şeyleri, okul derslerime girmiyordum. Parklarda, bahçelerde geziyordum. Ve ben çok iyiyim, işte istemiyorum girmek diyordum ve ben de çok iyi hatırlıyorum bu öğrenciyi. Çünkü bize de geri bildirim geldi. Ben almayacağım bu desteği, ben istemiyorum diyor ama anne baba istiyor, okul istiyor falan. Sonra girmiş ve o ortam o kadar güzel oluyor ki Aylin'in dediği gibi gönüllüler sınıflarını bırakmak istemiyorlar o bağ kurulduktan sonra. Girmiş ve ondan sonra bize şey yazdı, hani iyi ki de girdim, iyi ki zorla da olsa girdim ve devam ettim. Okul derslerime de girmeye başladım. O özgüven de geldi bana. İyi ki okul destek derneğine devam etmişim, çıkmamışım diye. Bir öğrencimizden gelen mesaj da öğrencinin kendisinin yazdığı bir mesaj bu. Çok bizim hepimiz birçok geri bildirim alıyoruz ve çok duygulanıyoruz bunlardan. Aylin, var mı senin aklına gelen başka böyle? Birçok örnek var ama asıl şey şuradaki fark galiba şu. Uzaktan eğitimde bizim uyguladığımız sistemde her çocuğa söz vermek için gönüllülerimiz özellikle uğraşıyorlar. Eğer çocuk ergenlik çağındakilerle uğraştığımız için, eğitim verdiğimiz için istemeyebiliyor, kamerasını açmayabiliyor. Burada zorlamıyoruz ama böyle teşvikle güzel güzel bir zaman sonra katılmaya başlıyor. Bir de bizde oyunlaştırma da var. Yani elimizden geldiğince oyunlaştırmayı da derslere kattığımız için çocuklar isteyerek derse geliyorlar. Yani katılım oranımız hiç mecbur olmadıkları halde %85'in üstünde. Anketlerdeki sayılara baktığımızda velilerin ve öğrencilerin memnuniyet oranları %98-99'larda. Demin söylediğim gibi çocuklar büyüyünce gönüllü olmak istiyorlar. 8. sınıf öğrencilerimiz sormaya başladı. Lisede gönüllü olabilir miyiz diye. Liseli gönüllülerimiz de var. Olabilirler tabii ki. Ancak 10. sınıf ve sonrasında bekliyoruz onları. Şöyle 9'u atlattıktan sonra çok başarılı liseli gönüllülerimiz var. Çok memnunuz. Bence birazcık işin sihri de burada. Her hafta böyle çok güzel hem sohbet ediyorlar hem böyle güzel ders işliyorlar. Ve gönüllü eğitmen her birinin gözünün içine bakıyor ve ona söz vermeye çalışıyor. Çünkü buna vakti var ve istekli. Çocuk başka bir ortamda bunu bulamadığı için buradaki derslere çok severek geliyor. Onun da karşılığında okulda da başarısı artıyor. Aynı zamanda sosyal başarısı da artıyor. Sadece akademik değil aslında. Biz onu gözlemliyoruz. Sınavlarımızdan gördüğümüzde şey de var. Hani sınav başarısının arttığını da görüyoruz ama tek ölçek o değil açıkçası. Çok kısaca bunu söyleyebilirim. Tabii olayın biraz pedagojik, psikolojik boyutu da var. Hem gönüllüler hem belki çocuklar eğitimcileriniz aracılığıyla şu anda sadece akademik başarı değil aslında içinden geçmekte olduğumuz bu zor, olağanüstü dönemde biraz da çocukların öğrenmeye devam edebilmeleri için pozitif motivasyonu, teşviği ya da merak etmeye devam edebilmeleri için, o işi sevebilmeleri için, öğrenmeden kopmamaları için de ekstra bir destek vermek gerekiyor. Eminim orada da sizin de söylediğiniz gibi sadece akademik değil, çocukların yanında tam bir destekçi, 360 derece destekle de durmayı hedefliyordur Okul Destek Derneği. Kesinlikle, evet. Peki o zaman vaktimizin sonuna yaklaşıyoruz. Ben şöyle genel bir soruyla belki hepimiz fikirlerimizi paylaşırız, sohbeti toparlarız diye düşünüyorum. Konuşuyoruz artık çok fazla söylemeye gerek yok. Eğitimde bir değişim olduğu, yeni nesil teknolojilerle, yeni iletişim ve bilişim teknolojileriyle dijital ortamda öğrenme ve belki bir taraftan hibrit bir yaklaşımla artık gelecekte okullarda da online öğrenimi göreceğiz diye ben tahmin ediyorum. Eğitimin bu kadar hızlı değiştiği bir dönemde eğitimin geleceğiyle ilgili öngörüleriniz nedir ve bu gelecekte Okul Destek Derneği nerede duruyor? Neleri hedefliyorsunuz? Nasıl bir geleceğe gidiyoruz ve bu gelecekte Okul Destek Derneği'nin nerede olmasını amaçlıyorsunuz? Ben de böyle genel bir soruyla bugünkü güzel sohbetimizi toparlamaya çalışayım. Sevgili Ebru, istersen dernek adına başlasan.
Tabii, evet, eğitim dönüştü şu anda ve bundan sonrasında da ben eğitimlerde konuştuğum çocuklara da hep şeyi söylüyorum. Artık online eğitimlerde öğrenmek, bu öz disiplinle bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki yıldan sonra, hani eskiden kar tatili var diyor şeyde okullarda, kar tatili haydi evlere tatili, hayır diyorum, kar tatili haydi evlere, online eğitime geçeceğiz. Ve online eğitim olacak o günlerde. Artık alıştı, çünkü bünyemiz alıştı ve artık hibride dönecek eğitim. Hem okulda hem evden çevrim içi olarak eğitimler olacak. Ve zaten pandemi dönemi bize hepimize şeyi gösterdi. Hani Google'a bir bilgiyi, bir soruyu sorduğumuzda her şeyi bulabiliyoruz orada. Hani bilgiyi artık aktarmak olmamalı eğitim. Eğitim artık öğretmenlerin belki rollerinin değişmesi, onların birer mentor olması, çocuklara öğrenmeyi öğretmemiz gerekiyor. Nasıl öğreneceklerini öğretmemiz gerekiyor. Bilgi orada zaten. Onu yorumlayabilmek, analiz etmek önemli kısmı. Eğitim bu yönde evrimleşiyor şu anda. Bizim de düşüncemiz, bizim buradaki alacağımız rol, ailenin de dediği gibi biz oyunlaştırmayı da hani ilk yılda daha çok şeyle gittik, açık kaynaklarla işte gittik. Ama sizin Kaan Akademi'nin videolarında da olduğu gibi hem hayatla birleştirmek hem düşünme becerilerini geliştirmek adına biz çocuklara konuları oyunlaştırmayla daha da çok zenginleştirerek vereceğiz. Ve bu şekilde de bizim rolümüz bu değişen eğitim dünyasında bize gelip öğrendiklerini pekiştirecekleri bir yer olarak, proje yapacakları bir yer olarak, kendi fikirlerini sunacakları, yorumlarını yapacakları bir yer olarak biz kendimizi bu eğitim, ilerinin eğitim sisteminin içinde bu şekilde görüyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Sevgili Aylin, aslında ben hani eğitim camiasının çok nasıl söyleyeyim, oradan gelmediğim için, bir aynı zamanda anneyim, iki çocuğum var. İşte bir lisede, bir üniversitede. Bir veli olarak takip ediyorum son yıllarda açıkçası. Okul destekle birlikte içine girdim. Ama görüyorum ki Ebru'nun söylediği gibi bilgi artık çok kolay ulaşılabilir durumda. Yani eskiden biz kütüphaneye gidip bir şey araştırdık. Şimdi çocuklar Google'sız bir dünya düşünemiyorlar. Ve bilgiye çok kolay ulaşıyorlar. Dolayısıyla eğitimin rolü sadece eğitim, bilgiyi aktarmak değil, merak uyandırmak ve ilgiyi tutabilmek aslında. Bence öyle olacak yani ileride. Bunu yapabilenler ayakta kalacak ya da işte çocuklar oralara doğru gidecekler diye düşünüyorum. Çünkü kendi çocuklarımdan da görüyorum. Öğretmenin anlatış şekli ve dikkatini tutma becerisiyle bağlantılı. O yüzden de hani oraya doğru gidiyoruz. Yani bir bilgiyi veren Khan Academy gibi platformlar var. Bir de bunu eğitmenlerle okullarda uygulayanlar ve bizim gibi dernekler var. Ben açıkçası o tarafa doğru gidecek diye düşünüyorum. Eski sistem kalkacak yakın zamanda diye bekliyorum. Aynı fikirdeyiz. Erkan Hoca? Yani bir eğitimci olarak sahadan, öğrencilerden de duyumlar alıyoruz. Şimdi bundan 2 sene önce de Khan Akademi'nin işte ne bileyim YouTube'da eğitim içerikleri vardı. Hiç öğrencinin haberi bile olmuyordu. Yani izlenme sayılarına bile bakabiliyorsunuz. Ama bugün şunu duyabiliyorsunuz. Öğretmenim, ben test çözüyordum, şu konuyu anlamadım, açtım, o konuyu dinledim. Çünkü artık pandemi bunu onlara öğretti. Hani zaten öğretmeniyle de bunu yapıyor. Ders dinliyor, beraber ders çalışıyor ama bir ekranın karşısında oluyor. Ama şeyle beraber, pandemiyle beraber öğrenciler bunu öğrendiler. Ve bundan vazgeçmeyecekler artık. Yani öğrenci de kabullendi. Yani en önemli kısmı da kabullendi artık bu eğitim sistemini. Ve bu böyle devam edecek. Belki hibrit olacak. Hibritten de vazgeçeceğiz bir dönem sonra. Tamamen online'a geçeceğiz. Biz de Okul Destek Derneği olarak bu eğitim altyapısına bir nebze küçücük bir katkıda bulunursak ne mutlu diyeceğiz. Ve hep beraber okulun bir sosyal fayda yaratacağız. Ve bu online şeyi devam... Erkan Hoca bende gitti. Bende de gitti. Ama ana fikri zaten çok güzel bir şekilde verdi. Ben de hepinizin tespitlerine birebir katılıyorum. Sanırım aklın yolu bir, eğitimin evrilmekte olduğu yerde belli. Erkan Hoca'nın sözlerini şöyle
tamamlamaya çalışayım ben de bari. Tabii bu sürecin önemli bir kazanımı inanıyorum ki öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını almaları, bunu üstlenmeleri olacak. Bu çok istediğimiz, eğitimcilerin senelerdir konuştuğu ve amaçladığı bir hedefken, pandemi döneminde biraz da mecburiyetten dolayı aslında çocukların kendini içinde bulunduğu ortamda isteyerek ya da istemeden kazandıkları bir beceriye dönüştü. Onun için pandemi döneminin bütün negatifliklerini bir kenara koyalım. Umuyorum ki olumlu bir çıktısı da artık her bireyin, her öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu kendisinin üstlenmesi olacak. Bu durumlarda tabii bizim gibi derneklerin de ben rolünü çok kritik buluyorum. Tekrar etmek istiyorum. Bir taraftan dijital içerik üreticiler ya da dijital öğrenme platformları var. Diğer taraftan pek çok eğitim teknolojileri aracı var. Ama bunları rol modellerle, hele ki bir de gönüllüler işin içinde olduğunca öğrencilere ulaştırıyor olmak, onların hayatına dokunan kişiler olmak da en az diğer saydığım taraflar kadar önemli. Belki de daha çok önemli. Eğitimin geleceği dediğimizde ben de sektörler arası, çok paydaşlı, disiplinler arası bakış açısına sahip, çok disiplinli, kapsayıcı bir yaklaşımla bu değişimi yönetebileceğimize inanıyorum. Eğer bunu başarırsak ve hayat boyu öğrenmeyi ne kadar erken yaşta içselleştirebilirsek, çocuklarımıza da ne kadar erken yaşta aşılayabilirsek, geleceğin hızla değişen dünyasında eminim ki sürekli güncel bilgiye ulaşabilir. Çünkü bilgi artık geçmişe göre çok daha özgür ve bu bilgiyi Okul Destek Derneği'nin de yaptığı gibi beceriye dönüştürebilecek bir ortam sağladığımızda eminim ki çocuklar gelecekte bu değişimi yöneten liderler de olabilecekler. Ben de bu sayede son sözlerimi paylaşmış oldum ama son olarak sizlere de bir kez daha sormak isterim. Var mı eklediğiniz bir şey, yayını eklemek istediğiniz bir şey yayını kapatmadan önce? Vallahi harika özetledin Alp. Çok teşekkür ederiz. Bütün başından beri verdiğiniz destekler için. Bundan sonrasındaki yapacağımız ortak işbirliklerini de dört gözle bekliyoruz. Umuyoruz hep beraber tüm Türkiye'deki öğrencilere, isteyen öğrencilere her tür faydayı, eğitim adına faydayı sağlayabiliriz. Hepsine ulaşabiliriz. Önümüzdeki yıl için hedefimiz bunun iki katı öğrenci. Onun için gönüllüye de çok fazla ihtiyacımız var. Aylin oradan herhalde onun da çağrısını yapar. Herkesi bekliyoruz derneğimize. Çok teşekkür ederiz tekrar bu yayın için. Ben teşekkür ederim bu gece katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Yine okuldestek.org'dan gönüllü başvuru yapılabileceğini hatırlatalım. Gönüllülükle ilgili bir de şeyi söylemek istiyorum Alp. Şimdi çocuklara hep bu projelerle, STK'larla hepimizin çok büyük katkısı var ama gönüllü olmanın insanın kendisine de çok büyük katkısı var. Hayatını daha anlamlı, daha mutlu hissedeceği bir hale getiriyor insanlar. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten işe yaradığını hissetmenin, hani para kazanmak dışında, para kazanmak zorundayız yaşamak için ama yaşamak için olmadan, yani para kazanmadan da bir şeyler yapmanın hazzı gönüllülükte. O yüzden ben orada o konuda da hani gönüllülerimizin bu kadar mutlu olmasını, bu işi bu kadar severek yapmalarını biraz da oraya da bağlıyorum. Bütün STK'larda kendim de tabii onu hissettiğim için söylüyorum. Dediğim gibi başvurular için okuldestek.org'a bekliyoruz bütün başvuruları. Harika. Ben de o zaman bir çağrı daha yapayım. Aklıma geldi. Tabii burada işin gönüllülük tarafını konuştuk, öğrencileri konuştuk ama diğer STK'larla ya da yaptığımız Okul Destek Derneği ya da Khan Academy Türkçe olarak bu faaliyetlere destek vermek isteyen tüm kurumları, kuruluşları, bireyleri kurumsal çatı altında da birlikte yapabileceğimiz işleri konuşmak adına dilerlerse iletişime geçmeye davet ediyorum. Çünkü ancak bir olursak işbirliği içinde, güç birliği içinde eğitimi biraz daha ileriye taşıyabileceğimize inanıyorum. Biliyorum ki bu yayında iki STK arasında gerçekleştirdiğimiz ortak yayın olarak buna güzel bir örnek olmuştur. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum ve Okul Destek Derneği ile Khan Academy Türkçe İşbirliği'nin de gelecekte büyüyerek devam etmesini, daha çok çocuğa dokunmayı, daha çok gönüllüyle
Türkiye'de eğitimin gelişmesine daha önemli bir katkı sağlamayı ümit ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.